İşte Analiz programı olarak Ankara'da diş sağlığı alanında hizmet sunan diş doktoru ve çene cerrahisi uzmanı Selçuk Cömert Bey ile birlikteyiz. Selçuk Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1977 yılında Ankara'da doğdum. Bütün eğitim öğretim hayatım Ankara'da geçti. En son uzmanlık eğitimim de bittikten sonra 2002 yılından beri kendi muayenehanemde özel olarak hizmet vermekteyim. Mesleğinize giriş hikayenizi anlatır mısınız? Mesleğe giriş hikayemi sizlerle paylaşırım. Aslında bir mühendis olmak üzere yetiştirilmiş, programlanmış bir öğrenciyken tam sınava gireceğimiz akşam babamın ricasıyla, kendisi o sırada diş tedavilerini yaptırıyordu çünkü, üniversite tercih formuma tek bir diş hekimliği tercihi ekledim. Ve sonuçlar geldiği zaman da artık bir diş hekimiydim ama hayatımda henüz hiçbir diş doktoruna gitmemiş, dolguyla kanal tedavisinin arasındaki farkı bilmeyen bir diş hekimliği öğrencisi olarak okula başladım doğrusunu isterseniz. Ama şunu da açıkça söyleyeyim, sonuçta ne olursa olsun insanın annesinden babasından zarar gelmiyor. Babamın bana o günkü yönlendirmesinden son derece açıkçası mutluyum. Bilmiyorum ki bir mühendis olsaydım bugün geldiğim konumda ya da bugün geldiğim mutluluk seviyesinde olur muydum? Ağız ve diş sağlığı konusunda dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Sağlıklı bir ağzın tabii ki bilimsel bir takım kriterleri var. Ama bu bilimsel kriterler, bunlar kitap bilgileri, kitaplarda yazanlar. Bizim temelde sağlıklı bir ağızdan anladığımız, bize iş gören, yani fonksiyonu, fonasyonu ve estetiği sağlayan bir ağız. Fonksiyon derken tabii kastettiğimiz şey çiğneyebilmek. Fonasyon derken kastettiğimiz şey kelimeleri doğru telaffuz edebilmek ki bunu diş eksikliği olan hastalarımız çok iyi bilirler. Ne kadar arka grupta olursa olsun bir dişin eksikliğinde insanın telaffuzu, konuşması son derece etkilenir. Özellikle mikrofonla, sahne sanatlarıyla uğraşan hastalarımız dişlerinin üzerlerindeki şeklin değişikliğinden bile seslerinin etkilendiğini, bazen mikrofona patladığını söylerler. Tabii üçüncü olarak da dişler bizim estetik olarak sosyal hayatımızda çok önemli bir yer kaplıyor. Sonuç olarak sağlıklı bir ağız bize fonksiyon, fonasyon ve estetiği sağlayan bir ağız diyelim. Bunun için tabii en temelde yapmamız gereken şey zannediyorum ağzımıza biraz dikkat etmek. Özellikle küçük yaşlardan itibaren, tabii kendi bilincimizin gelişmediği dönemlerde ebeveyn olarak çocuklarımızın ağız sağlığına dikkat ederek, malumunuz en temel konumuz diş fırçalamak. Elbette genetik bir takım faktörlerimiz var. Elbette beslenmeye bağlı bir takım handikaplarımız olabilir. Elbette bir takım düşmelere, travmalara, yaralanmalara maruz kalabiliriz. Ama ideal bir ağız sağlığı için en temelde dikkat edeceğimiz şey ağzımıza dikkat etmek. Hem kendimizin hem çocuklarımızın. Gülüş estetiği ve gülüş tasarımı hakkında izleyenlerimizi bilgilendirir misiniz? Gülüş estetiği, gülüş tasarımı. Şimdi aslında estetik nedir? Biliyor musunuz? Estetik doğaldır. Doğal olan her şey estetiktir. Ama içinde bulunduğumuz sosyo-kültürel çağa uygun olarak bazen bazı faktörler öne çıkıyor. İnsanların bazı özel zevkleri, bu coğrafik olabilir, zamana bağlı olabilir. Hani Afrikalı yerlilerin boyunlarına halka takmaları veya Çinlilerin ayaklarını ufaltmak için demir kalıpların içine ayaklarını sokmaları gibi düşünelim. Aslında temelde şunu unutmayalım. Estetik dediğimiz şey doğaldır. Bizim için estetik sonuçta ta yüzyıllar önceden belirlenmiş altın oran dediğimiz yüzün kendine has bir takım kavramlarıyla belirlenmiş bir takım kriterlerdir. Ve bu gerçekten herkesin yüzünde en estetik sonucu doğurur. Ama bazen hastalarımız bize özel isteklerle gelirler. Çok temelce söylemek gerekirse bazen ön dişlerin uzun veya önde olması, dişlerinin daha yuvarlak hatlı veya köşeli olması gibi. İşte zannediyorum gülüş tasarımı, estetik tasarımı hastanın bu subjektif istekleriyle fizyolojinin izin verdiği ortak noktayı, kesişim kümesini bulabilmek. Aslında gülüş tasarımımız bu. Günümüz diş sağlığı alanındaki en önemli sorunlardan çene eklemleri problemleri nelerdir? Tedavisi hakkında bilgi verir misiniz?
Çene eklemi tabii bütün çiğneme işlemimizi yapan, vücuttaki fonksiyonu kendine özgü tek eklemimiz. Bizim hani çok kabaca tabirlerle hem kayma hem menteşe hareketi yapabilen vücuttaki tek eklemimiz olduğu için çok kendine münhasır ve rahatsızlıkları ve tedavileri de bundan ötürü diğer eklemlerden bir parça farklılık gösteriyor. Ama bugün için şunu çok rahatlıkla artık literatür bilgisiyle söyleyebiliyoruz ki, temelde bütün çene eklem problemlerimizin ana sebebi diş sıkmak. Ve diş sıkmak da artık öyle bir konu ki 3 yaşında çocukları bugün bana hocam bu dişlerini sıkıyor diye getiriyorlar. Dişlerini gıcırdatıyor diye getiriyorlar. Ve temelde hep kaygı ve stres buluyoruz. Tabii ki bu güncel metropolit şehir hayatını yaşayan hepimizin geçmişten getirdiği veya geleceğe dair taşıdığı bir takım kaygılarımız var. Ama bugün gelinen noktada farklı literatür bilgileri bize hep diş sıkmanın aslında vücudu gevşeten bir topraklama, bir deşarj mekanizması olduğunu gösteriyor. Benim üniversiteye ilk başladığım yıllarda diş sıkmak bizim için bir yok edilmesi ve savaşılması gereken bir öcüydü. Diyeyim ki şimdi aradan geçen bu 20 yıla yakın sürede biz artık diş sıkmayı bu derece bir öcü olarak görüp de artık onu yok etmeye veya kafasını ezmeye çalışmıyoruz. Evet, ilk yıllarda diş sıkmayla çok fazla mücadele ederken artık geldiğimiz güncel noktada diş sıkmayı hastanın yaşamıyla beraber sürdüreceği bir seviyede götürmeye çalışıyoruz. Biz hastalara dişleri birbirine kavuşmasın diye silikon, yumuşak veya sert bir takım plaklarla tedaviler uygulamaya çalışırdık ama zaman içerisinde yapılan çalışmalar bu plakların daha çok diş sıkmayı teşvik ettiğini gösterdi bize ki tıpkı elinizde bir lastik top olduğu zaman durduğunuz yerde hiçbir ihtiyacınız yokken sıkmaya çalışacağınız gibi bugün artık bu plaklı tedavi konseptlerinden an be an uzaklaşıyoruz. Çok özel eklemin ses getiren diskin yerinden oynadığı deplasman durumları haricinde tek başına diş sıkıyor diye artık hastalara plak vermeyi tamamen bıraktık. Hastaları şu anda ilk önerdiğimiz şey spor yapmaları. Psikolojik gerginliklerini azaltacak, bütün vücudu mutlu edecek endorfinleri salgılatmak için spor yapmalarını, koşmalarını tavsiye ediyoruz. Bir doktor olarak yazdığım ciddi bir reçetedir hastalara haftanın 3 günü koşmaları ve 1 saat koşmaları. Bunun akabinde tabii hastanın yaşadığı rahatsızlığın şiddet derecesine göre kaslardaki veya eklemindeki oluşan enflamasyonu, tahribatı dindirecek tabii bir takım medikal ilaç tedavilerimiz var. Kas gevşeticilerle, anti-enflamatuarlarla. Ama daha da ötesine geçen, artık baş edemeyen ve kendinde yumuşak veya sert dokularında zarar görmeye, zarara uğratmaya başlamış veya gün içinde yaşam kalitesi bozulan, sabah kalktığı zaman dişlerini kenetlenmiş bulan, ağzını açamayan, yemek yerken acı ızdırap çeken hastalarla artık son güncel konsept, doğrusunu isterseniz çeneyi kapatan kasa botoks uygulaması. Botoks uygulamasıyla kasın fonksiyon gücünü çiğnememizi hiçbir sekteye uğratmayacak şekilde, belki diyelim ki fazla gücünü alacak şekilde, belki %50 oranında minimalize edip çok ciddi sonuçlar alabiliyoruz. Diş sıkmak sonuçta bir alışkanlıktır. Habitüel bir alışkanlıktır. Tıpkı hani çocukken parmaklarımızı şıklatıp da annemizin bize yapma demesi gibi bir alışkanlıktır. Ve gerçekten bir süre yapmazsanız yapmayı bırakırsınız. Zannediyorum diş sıkmak konusunda da artık yavaş yavaş bu noktalara geleceğiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.